Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir uçakta karşınızdayız. Daha önceki videolarımı izlemişsinizdir. Bu arada beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Evet, bugünkü uçağımız Great Plane SR-22T. Glass fiberden yapılmış bir uçak. Çok kaliteli, çok harika bir uçak. Bakın glass fiberin üzerine de boya harika bir şekilde yapışmış. Şöyle içinde gösterelim. İçi çok geniş. Hareket etme imkanınız çok fazla. Bazı uçaklarda yani bir pili bile koymak çok çok zor oluyor. Burada yine içi güçlendirilmiş pil yatağı diyelim. Servo yatakları. Modelimiz hemen hemen uçuşa hazır. ORF diye geçiyor. Almost ready to fly. Burada yine gördüğünüz gibi spinler içindeydi. Kaliteli alüminyum spinler. Benzinli motorlar için motor yatağı diyelim. Kanatları, kanat uzunluğu 175 cm. Kanatlar ağaç, balsa veya plywood dedikleri malzemeden yapılmış. Flaps'ı var. Ayrı ayrı iki servo gerekiyor. Toplam 4 servo sadece kanatları. Elevatör. Elevatör bantla yapıştırmışlar çünkü monte edilmesi gerekiyor. Diğer plastik ekipmanlar. Bu arada ilk defa böyle sağlam bir iniş takımları diyelim. Landing stall. Çok sağlam, harika. Plastik değil. Alüminyum kesinlikle değil. Ama yani yamulması veya kırılması imkansız gibi bir şey. Burada motor ağzı veya motorun monte edileceği yer isterseniz, ama benim daha önceden aldığım Great Plane'in motor mount dedikleri, ben buna monte etmeyi düşünüyorum. Burada çıkartmaları bütün, yani tavsiyem bütün model yapıldıktan sonra yapabilirsiniz. Çünkü kimisi önceden yapıyor. Daha sonra modelle uğraşırken, modeli monte etmeye uğraşırken bütün çıkartmalar tekrar bozulmuş oluyor. Ben bu uçakta OS motor kullanacağım. Yani gerçekten bu konuda söylemek istediğim bazı güzel olaylar var. Motorun çok farklı bir özelliği var. OS motor daha önce biliyorsunuz benzinli motor yapmıştı. Bu motor 6 sel lityum lipo bataryayla 6 sel 7 ve 8 sel aynı pervaneyle kullanabiliyorsunuz. Çok değişik. Bütün ölçümlerini yaptım. Lazerle bütün motorun ısıların ısı derecesini de aldım. Yine aynı şekilde hız ünitesinde, ESC dediğimiz hız ünitesinde ısısını aldım. Kesinlikle 35-40 derecenin üzerine çıkmıyor. Çok yüklendiğim halde 40 dereceyi gördü en fazla. Çelikten yapılmış, hiçbir şekilde alüminyum değil. Tavsiye ederim kesinlikle. Yani 10 size diyelim, 10 size uçaktan, model uçaktan 55-60 size'e kadar değişik şeyler var, motorları var. Ama ben şu an 50 size'i kullanacağım. Bu 60 size uçak için de uygun. Yaklaşık 650 gram olması lazım. Ve ben 8 sel batarya, lipo bataryayla kullandığımda verdiği amper watt yaklaşık 2500-2600 watt. O da çok rahat bir şekilde 7-8 kilo normal uçağı 4-5 kiloda 3 boyut 3D dediğimiz model uçağı kaldırabilir.
Çok kaliteli. Bu benim ilk motor değil. Diğer uçaklarda da aynı motorlar var. Gerçekten tavsiye ederim. Yani sonuçta kimi zaman kaza yapıldığında yeni aldığınız kit diyelim. Kite elinizdeki motor uymuyor veya pervane uymuyor. Ama bu motorla 3 yani 14 inçten 17 ince kadar pervane kullanabiliyorsunuz. Tabi 14 inçte çekim biraz daha az olabilir ama yine de yeni motor almaktansa elinizdeki motoru kullanmak daha mantıklı. Servo. Servo high tech kullanacağım burada. Yalnız farklı farklı rudder o elevator için high tech HS 5485'i kullanacağım. Aileron ve flapslar içinde E-Max servosu kullanacağım. Onlar tabi daha gelmedi. Çünkü onlar biraz daha küçük. 17 gramlık servo. Flaps ve aileron için hepsi aynı. 17 gram veya 20 gram. 30 ile 40 gram arası da elevatör ve rudder için. Spinler içindeydi. Spinler bu arada içinde. Burada yine ekipmanları var. Gördüğünüz gibi. Bu arada uçağımız ışıklı. Bunlar da kit. Alıcıda herhangi bir boş kanala bağladığınız takdirde açıp kapatma imkanınız var. Yine burada tekerlek milleri. Spinner adaptör diyelim. Evet. Şimdilik söyleyeceğimiz bu kadar. Çok güzel bir uçak. Meraklısına kesinlikle tavsiye ederim. Yani tam 3 boyutlu 3D uçuş yapamasanız da yine de biraz ona yakın motorunuz kuvvetli olduğu sürece ona yakın bir uçak, ona yakın bir hareketler yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.